أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات اللهم صل على محمد Şimdi şurada toplamadan neresiydi bakayım şurada. Sen mi koydun önüme Mustafa? Neyi abi? Burayı sen mi açtın? Siz açtınız abi. He. Ben çıkaralım. Yok böyle şey yapmıştık. Çok güzel bir şey bulmuştuk. Al bakayım onu. Tembellik. Orası mı çıktı? He, tembellik ve temperlik. Oo, çok güzel bir yer abi. O çıktı. Çok güzel. Ne yapayım? İsrar mı edeyim yoksa değiştireyim hiç? Yok, o iyi. Orası hiç yapılmamıştı yani. Evet. Mehmet abi. Hizmet dusturlarında 66. şey, tembellik ve vazifedarlık dusturmuş. Tembellik, malum. Temperverlik ne demek? Temperverlik. Resul, madem kapıdan sen geç girdin, temperverlik. Tembelperverlik. Ten nereye diyorlar ten? Ten, yüksek diyorlar. Ha. Temperverlik, beden düşkünlüğü, tembel yani. Yani bedeni esas alıp yaşamak. Ten, perverlik. Mesela ten, bellik. Tembel, bunun rahatını düşünmek, tembellik. Temperverlik ise her şeyi ben merkezli, beden eksenli. Düşünmek, gaye edinmek, yaşamak. Üç, bize bir de vazifedarlık var. Mesela memurdur, devlet kadrosundadır, subaydır, maliyededir, imamdır. Ne bileyim, beşik çeşitli yerlerde var. Polistir, emniyettedir, askerdedir. Diyor ki, gitti o camiyi kapat diyor. Ne yapayım, vazifemdir diyor. Camiyi kapatıyor, Müslüman. Olmuş yani bu. Buna şey deniliyor, vazife payderlik, vazife darlık. Vazife ne yapıyor? Emir kuluyum. Allah'a isyanda emir kulu olunmaz. Üstad şualarda onu söylüyor, onu da okuyacağım. Yani haram ve helallerin dışında mubah saha var. Orada olur. Mesela anne baba itaat farzdır. Ama bakın mutlak bıraktı. Ama nereye kadar? Dört tanenin, dört sahanın içerisinde. Bir, bundan sonra başlayacağım. Hadallah. Allah'ın dediği ilk önce. Anne, baba Allah'ın dediğinin karşısına bir şey koymaması lazım. İki, ilk önce hukukullah. Hukukullah, Allah'ın hukuku. İki, hukuku Resulullah. Sonra hukuku asfiya, asın imamları. Bu fıkıhtakini söylüyorum, yani usulden söylüyorum. Dört, hukuku mutedeyn valideyn. Mutedeyn valideyn. Sen baban, annen dese ki namaz kılma, isyan edemezsin ama itaat da edemezsin. Yani ne biçim insansın sen ya, kafana geçirim lan şu sandalyeyi diyemezsin ya. Bana nasıl namaz kılmazsın falan. Vay atarım lan senin camdan aşağı, Allah'a hem de sevap kazanırım falan diye. Ona itaat etme ama isyan da etme. Şimdi tembellik ve temperverlik birbirine çok benziyor ama çok farklı arkadaşlar. Tembellik bedeni esas alma kendisini, temperverlik ise bu ten denilen bedeni esas alıp gayeni, maksatını, dostunu, düşmanını buna göre belirlemek.
bedensel hayat, beşeri. Anne babasından doğduğu gibi olan bu beşerdir. Anne babasından doğan hiçbir katkı yapmamışsa bu beşerdir. Anne babasından doğdu, ilim yaparak, terakki ederek kemalat kısmen bulmuşsa, kendisi kendisinden doğarsa, yani ilim alarak inkişaf ederse bu insan olur. O zaman insan olur. Anne babasından doğan beşerdir. Kendisinden doğarsa insandır. Tembellik, bir daha söylüyorum, bedensel bir rahatını düşünmek. Temperverlik, tembellik deniliyor ya, onun biraz rahatına düşkünlük manasında. Burada ustad daha çok temperverliği, bedeni, teni esas alıp hedefleri onlara göre, dostunu, düşmanını, gayesini ona göre belirliyor. Altıncı desise-i şeytani şudur ki, insandaki tembellik ve temperverlik ve vazifedarlık damarından istifade eder. Demek ki bundan çok istifade ediyor şeytan ve şeytanın avaneleri. Üç tane tembellik, eğer tembellik, temperverlikle aynı olsaydı usta zikretmez. Bir tanesi içine girmiş, bir tanesi de, üç defa oluyor söylüyorum, gayet çok önemli de ben bu temperverliğe baktım, rahatına düşkünlük değil. Sayfa bak söyleyeyim sana, 426 Resul, sen rahatına düşkünlük der. Tembellik ise hiç hareket etmemek, hiçbir şeye karışmamak, fok balığı gibi yaşamak. Lugatını söyledim şimdi. Şimdi istila manasını dolduruyorum. Tembellik, bedenini esas almış, evde eve uygulayayım tembelliği, temperverliği, yani rahat. Hani derler ya, bir balya yansana ki bir şey umurunda değil, bilmem yansa var ya, hiç umurunda değil. Temperverlik ise, bir daha söyleyeyim, kendi beşeriyetini, bedensel hayatını, hazlarını esas yapıp eşini, gelini, oğlunu, karısını, kendisi, makamını hepsini istihdam etmek, o etrafta hareketlendirmek ve dostunu, düşmanı bu esas üzerine göndermek. Ten merkezli düşünmek. Tembellik ise ten merkezli yaşamak. Birisi düşünmek, birisi yaşamak. Vazifedarlık ise, onu söyleyeyim, bu çok önemliydi, o zaman daha şeydi. Memuruz kardeşim, Allah'ın kuluyuz, devlet memuruyuz, işimizden olalım. Dershaneyi basar, camiyi kapatır, gider Müslümanı asar, Müslümanı asılması için menderesin altında sandalye koyar, gider de koyduktan sonra namaz kılar. Bu da vazifedarlık damarından. Şeytani, ins ve cinni her cihette bunlardan istifade ediyorlarmış. İnsanın bu üç tane zayıf damarı. Zayıf damar ha bu. Vazife, makamım var işte, ne yapayım abi? Allah'a isyanda, vazifede. Ya Allah'ın peki vazifedarı değil misin? Devlet memuruyum, bunu yapıyor. Allah'a isyan ediyorsun. Allah'ın memuru değil misin? Oh çok güzel ya. Oh, kapattınız ya, nasıl olduysun. Klima çok rahat ettim kafam. Evet, şeytan, ins ve cinni her cihette hücum ederler. Arkadaşlarımızdan metin kalpli. Adam kalbinde hiç sorun yok. Bak şimdi, şeriat zahire bakar, senin itikadına bakmaz kardeşim. Eylemin, tarafkirliğin, fiilin kafirse şeriat buna göre hükmeder. Yani senin niyetine bakmaz. Mesela şartı ceza, hemen hatırladınız değil mi? Ne mesela? Şapka ve zünnar. Kalbim temiz. Ustad da diyor ki, başka yerde mektubatta, gazı kaçırmış, kalbim temiz diyor. Lan abdestin gitti. Kalbim temiz diyor, kalbime bak diyor. Eyleminle gaz gitti, abdest gitti. Eylemine bakılıyor. Yani eylemine bakılıyor, itikadına bakılıyor. Yani ikisi farklı sahadır. Eylemse eylemdir, itikatsa itikattır. Şeytani, ins ve cinni her cihette hücum ederler. Arkadaşlarımızdan metin kalpli, sadakati kuvvetli, niyeti ihlaslı bak. Arkadaşlarımızdan kalbi metin, sağlam, sadakati kuvvetli, ustadım dedi bitti. Niyeti ihlaslı, niyet Allah rızası, himmeti de âli, çok yüksek,
Ali gördükleri vakit başka noktalardan hücum ederler. Yani böyle kardeşleri gördükleri zaman şeytani insi ve cinni, insan suretindeki şeytanlar ve cinni şeytanlar, ki iblise şeytan diyor Kur'an'da, şeytan. Şeytan ayrı bir şeydir, nevdir. Cinden ayrıdır. Cinleri Müslümanı var, kafir var ama şeytanın Müslümanı yoktur. Kendisi kendisinden imal edilir. Çift cinsiyetlidir şeytan. Onun için lanetlenmiştir. Meşru yolla olmamak. Ama cin suresi vardır. Aynı onlar bizim gibi. Müslümanı vardır, nurcusu vardır, Yahudisi vardır, kafiri vardır. Tamam. Allah Resulü 19. mektupta o kavme gidip dini tebliğ etmiş. Bir kısmı Müslüman olmuş. Ve vesaire. Karıştırmayın onu. Demek ki kalbi metin, sadakati kuvvetli, ihlaslı şey, bir de hamiyetli, gayretli. Bunlara musallat olurlar. Şimdi size söyleyeceğim şu, çok acayibime gitti. Biraz fazla meşgul olduğum için şeytanı. İnsan suretinde öyle şeytanlar var ki insandır. Fakat şeytana pabucu ters giydirir. Şeytan hiçbir şey değil. Bu insi şeytandır. Bir tabir değildir. İnan sokakta bakarsınız ki haza insan. İnsan. Ama inan şeytan. Tam bir şeytan yani. Ben oralarda şeytan diyor. Ha? İnsi şeytanlardan ders alan cinli şeytanlar. Ya ey diyor bak. İnsi şeytanlardan ders alan cinli şeytanlar. 75 mi sayfam neydi o? Bak. İnsi insandan ders alıyor cinli şeytanlar. Ben diyebilen yegane mahluk insanmış biliyor musunuz? Cinler de o seviyede benim bu enem şeyinde o diyemiyorlar. Onlar ben ruha diyor. Ben diyebilen yegane varlık insandır. Hiçliğini idrak edebilen tek varlık insandır. Böyle bir şey. Şöyle ki işim nasıl yaparlar? Yani dedik ya hücum ederler. Nasıl yaparlar ona geçiyorum şimdi. Şöyle ki işimize sekte İşimizi yavaşlatmak, hizmetimize futur vermek için, futur şu, usanç. Nasıl yaparlar biliyor musun sen abi girmeden? Hemen alır seni, 15 dakika mı ayaküstü? Hemen dershanenin, hizmetin, İslamiyetin, Müslümanın bir şey duymuş halinde, bir şey duymuşsa, onu naklederek insana futur veriyorlar. Yani tam da hiç mi müsbet yok. Ne ehli dalaletin tuzağına düşüyorsun. Mesela bunlar hepsi projedir. Bak ulul önde gidenlerimize ilaç içiriyorlar. Aa vay hak etti bilmem demeyin. Basında bir şey duyarsanız. Bu adama ilk önce ilaç veriyorlar. Bir projedir. Ben bunları bizzat yaşadım. Tamam. Ondan sonra derste soru sorarlar. Trenine makas koyarlar farklı hedefe götürmek için. Soru sorarken makas koyar trenine farklı yöne götürmek. Veya öyle coşturur ki suç işlettirir, konuşturur. Soru şüphe takar. Öğrenmek ister. Soru sorarken konuşmak ister. Konuşur. Bu da hastalık mı? Bazı insanlar var ki böyle hizmet etmiş. Hakikaten gönüllü insanlarına ilaç verirler, beyinlerini sulandırırlar, davranış kontrolü yapamazlar, ona hiç uygun olmayan şeyleri hazırlarlar, kamerayı, kayıtları da hazırlarlar, onu söyletirler, yaptırırlar, sonradan döndüğü zaman, evet ben yaptım, dedim, çünkü yalan demezler, kamil oldukları için, Müslüman da zanneder ki bu hakikaten dedi ve yaptı. Bunlar bir projedir. Buradan sizi uyarıyor. Bu sekte bu. Yani bunlar projedir. İnanmayın. Ben bir işin içinde bulunduğum için görüntülü sohbetlerde veya sesli kayıtlarda istediğin adama istediğin şeyi söylettirirsiniz. Harfleri tahlil ediliyor. O adamın benim ses tonum. Ses tonumu alır birkaç dakika çekeyim. Ve o programı attığın zaman Edius programına benim şu çıkan 29 tane alfabe çıktı mı ABC'ye yani konuşurken ABC'ye çıkıyor. Onları tek tek ayırıyorlar. İstedikleri dizip Fatih istediği gibi konuşturuyorlar. Ben mesela ben
kendi videomdaki bazı uygun olmayan öyle şey, herkese gitmeyecek yerleri kesiyorum, öksürükleri kesiyorum. O parçayı alıyorum, başa alıyorum. Daha önceki derste, bir hafta önceki derse buraya koyuyorum, çıkartıyorum, koyuyorum. Sonra bilmiş gibi takdim ediyorum. Ben bunu yaparken, bunlar usta ya. Sakın sokaktan bir şey duyarsanız Müslüman aleyhinde hemen etiketi vurun. Bu zındıkların oyunudur. Abi doğrusu yok. Doğrusu yok kardeşim. Doğrusu yok. Bu konuda mütevazilik yapmayacağım. Ben de niye bilmiyorsun bu işi? İçeride de gördüm, hapiste de gördüm. Öyle zavallı da vardı. Sonra diyor ki hocam ben anlamadım dedi ya. Kan toplama, diş için gitmiştik. Dişimiz ağrıyordu hapiste. O ben hücreden gittim, o koğuştan gitti. Sonra tanıştım ya, biliyordum. İşte falan ilk serden gelmiştim. Hocam dedi ya ben bilmiyorum ki. Evet bakıyorum o benim. Ama ben miyim ya diyor. Adam ne, yalan mı konuşacağım? Yalanlar şey, bir de ona yalan konuşmamak şey itikadı biliyor. Benim dedi mecbur. Değil ya. Bilin. Şöyle ki işimize sekte, sektenin bir çeşidini söyledim. Niye buna sekte uydurdum buna? Risale-i Nur'daki laikalar gündelik hayata istikamet vermek içindir. Bir dakika. Risale-i Nur'daki laikalar niçin çıkmış? Ustadımızın talebelerine ve o zaman çıkan gelişen hadiselere istikamete koymak için abilere gönderdiği mektuplardır. Risale-i Nur külliyatına böyle girmesi, kişi hepimiz okuruz. Ama gündelik bir hadise gelir, unuturuz. Bunu okuduk, emirdağındaymış. İşin ehli gider gündelik hayatta, burada olan gündelik hayatta istikamete düşüncemizi koyan ehli dalalet ve zındıkların propaganda ve tuzak ve hilelerini deşifre eden yerler var. Ehilleri böyle ders yapıp öne çıkartacak. Onun içindir. Ve Müslümanlara bulandırmayacak. Sahip çıkacak İslamiyet ve Müslümana. Yedirmeyecek. İşimize sekte, hizmetimize futur vermek için onların tembelliklerinden, temperverliklerinden, yani ben merkezli düşüncelerinden hasıl olan rahatlık. Tembellik o. Ben merkezli. Mesela eskide biz memleketlerde çok vardı. Kayınpeder, kayınkaynana. Rahatını. O merkezde koyardı pergeli. Gelinini, kızını. Ya baklava mı yiyecek, şey mi yiyecek? Merkeze koyardı. Böyle hemen eylemde gösteriyorum gündelik hayatta. Hayatta da öyle yani. Adam dini şahsiyettir veya memurdur, otoriterdir. Ben merkezdi. Hayatını, rahatını esas alarak pergeli koydu. Bu çapta çeviriyor daireyi. Temperverliklerinden ve vazifedarlıklarından istifade ederler. Onlar öyle desitselerle onları hizmeti Kur'aniyeden alıkoyuyorlar ki ne yaparlarmış? Nasıl koyuyorlar? Şimdi makam sahibine söylüyor. Yani hizmetin dışına nasıl atıyor? Bir tane de benim başıma geçeni vereceğim örnek okulda. Haberleri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar. Ta ki hizmeti Kur'an'da vakit bulamasın. Mesela ben okulda tanıdım. Motorda tanıdım. Tamam, motor. Şimdi bizim atölye şefiydi bu. O atölyede iki ayda bir grup gelirdi. Yani yaklaşık 300 kişi elinden geçerdi. 300 kişi. 2 ayda bir 300 kişi eline geliyor Fatih. 300 kişi. Nerede bulacaksın yani? Böyle geçerdi. 300 kişi eline geçiyordu 2 ayda. Ben de onlardan bir tanesiydim ve Nurları tanıdım. Bu adam baktı hizmet ediyor. İyi biliyorum. Bilmem tehdit ettiler, şunu ettiler, bunu yaptılar 80 ihtilalinde. Adam hiç yapmadı. Dinlemedi. Bu adama müdürlük verdiler. Gelen evrağa meşgul oldu. Giden evrak oldu. Okulun kömürü oldu. Memurun izini oldu. İzin belgelerini şey yaptı. Devletle protokollara, portakallara kaldırdı derken hiç kimseyle meşgul olamadı. Evet maaşı çok. Biz de zaten o müdürdür. Tamam bütün
Kardeşim bak, hiçbir talebeye anlatamadım. Ne yaptı? Bak, tuzağa bak. Bir kısmına fazla iş buluyorlar ama zahirde ne kadar? Müdür kardeşim. Allah Resulü'nden örnek vereyim aleyhissalatü vesselam. Ya Muhammed aleyhissalatü vesselam, sen başımıza geç. İstediğini verelim. Devleti kur. Tamam, Allah'ı anlat. Ahireti anlat. Anlat, tek bir şey istiyor senden. Bizim putlara dokunma. Ama başımıza geç, ne kadar ne istiyorsan. Eşimizi de verelim diye teklif ettiler, biliyor musun istiyorsan? Ne kadar cazibedar, olan ben başa geçerim vallahi şimdiki aklımla. Ben başa geçerim, devlet sistemini kurarım, kendi müdür falan her şey, orduyu kurarım. Sonra onların heykelini de vururum yani, tamam, putlarını derim. Ama gaye toplumla haşir neşir olmasın, kaynaşmasın. Geçsin bu işlerle meşgul olsun. Liderlikle, reisi cumhurlukla, makinalarla, teknolojiyle, askerle, bürokrasiyle, dünyayla meşgul olsun, hizmet edemezsin. Ama temelde hizmet edemezsin. Anlıyor musunuz? Toplumla kaynaşmasın. Yani onu yapacak var mı? Yapacak var. Üstad Hazretlerine de yaptılar. Üstad'dan şimdi misal veriyorum. Bir okuldan verdim. Bir de bundan verdim Resulullah'a. Ustada baktılar ki muamma oldu, giz diğer tarafa çıkmadı, merak. El altından risaleler neşediliyor, bilmem ne yapıyor usta. Muamma. İsparta valisi diyor ki, Said Nursi'ye söyleyin, camiler serbest Mustafa. Her yerde vaaz edilir, çıksın dolasın, halka karışsın ya. Karışsın halka. Ustada deyince, vay münafıklar. Ben olsam, vay be, tam işte hizmet bu işte. Zannediliyor ki çok konuşmakla, çok tanınmakla çok hizmet ediliyor. İmam-ı Azam diyor ki çok konuşup basitleşme, çok görünüp adileşme, sıradan olma. Şimdi Allah Resulü'ne o zaman ne suresi geldi, hangi sure geldi? Sen işte şöyle yap, böyle yap ama heykel putlarımıza, ilahlarımıza dokunma. Kul ya eyyühel kafirun suresi geldi. Sebebin uzunan bir tanesi bu, tamam. Şimdi ama ne yaptı? Asla halkın içinden çıkmadı. Onlardan birisi oldu. Onlarla beraber yaşadı. Onlarla beraber yaşarken aktardı. Ve tebliğ ederken bir bakın mektubata, bir tanesinde bile görmedim. Bir ikram yapmadan, yemek yedirmeden, içirmeden, bir şey vermeden tebliğ etmemiş. İnsanların zayıflıktan görüyor musun? Ama reis değil. Reis olsaydı, padişah olsaydı bu hurmalar, bu yemekler normal. Ama bu adam normal bizim gibi bir tabakta 300 kişi doyuyor ya. Bakın kanun aynı. Ustad da çıktı mı ustad? Çıkmadı. Kardeşinize de teklif etmediler mi, tahmin ediyorsunuz televizyonları? Ne kadar? Ramazan'da psikoloji dersi yap. Ne acayip dersler olur değil mi? Psikoloji dersi yapıyorum ya. Tahmin edin, gelmemiş midir teklif? Biliyorsun değil mi? Ya, ondan sonra ya, ne yapacaksın? Ha, oo falan, bir hafta, iki hafta sonra oluyor adi. O âli şeyleri destese oluyor demir parçası. Ya, yani bu işlerde senin kafan ermez, benim kafam ermez, benim kafam çalışmaz, senin de benim de. Dedi mi böyle, buna uy. Buna uy, kitaba en isabetli budur. Rahat edersin. Bu olmasaydı 10 defa Fatih oraları kaçırır mıydık ya? Ya. O kadarıma gidiyor ki inan Fatih, bana nurları tanıtan hocam 2 ayda bir atölye değişirdi. Kaynağa geçerdik, motora geçerdik, elektrik motoruna geçerdik, işte atölyelerine eğitim görürdük. 2 ayda kalırdık orada. 2 ayda 300 kişiye o hocamız anlatırdı. Motoru anlatırken insan motoruna girerdi. Nurları tanıtırdı bize. Yani herkese anlatırdı. Sonra geçti, evraklarla meşgul oldu. Ama müdür yani. Müdür. Ya. Ben vakıf olmasaydım, yapacak mesleğim öğretmen olurdu.
Ama müdür değil ha. Müdür yardımcılığı da değil. Çocuklarla beraber olacaktım. Bunun emekliliği de mezara kadardır. İnsan kaynaklı. İnsanlarla beraber olacak. Evrak yok. Benimle evrak olmasın. Bir kısmına da bak şimdi nasıl sekte bir tanesine işi çok ama makam yüksek. Mehmet abi. Ha rütbe, kariyer yüksek. İşi çok, makam, şöhret, isim de var. Hizmet yok. İkinci bir tuzak Fatih. Bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki sana niye ağzımdan çıktı bu? Kasten yapmadım. Bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki hevesleri uyanıp hizmete karşı bir gaflet gelsin ve hakeza. Mektubat 426. Şimdi böyle yaşadım yani ben tabii. Kaç yaşındasın Fatih? 26 abi. Ben daha önce 26 oldum. Ama sen 58 olmadın. Tabii gördüm ya ben bunları. Bazen para teklif ederler, bazen derslere davet ederler, kızları oradan geçirirler, çaktırmadım öyle. Direkt dursa cazibete bir bakarsın, cazibeti gider. Tık diye geçtiği zaman hayal devamlı çalışıyor. Acaba nasıl olur? Öyle yaparlar, pıt pıt yaparlar. Hevesleri uyansın, hizmet mi ediyor? Hizmet edene garip garip teklifeler yaparlar. O kadar cayip ki, mesela bize bir teklif vardı. Zonguldak'ta bir fırın, bilmem Marmaris'te bilmem ne, hiç sen çalışmayacaksın. Şu olacak, beraber hizmet götüreceksin ve hizmette bulunan bir zat. Hizmette devam edeceksin. Bak ne kadar cazip. Ama bugün burada olmayacaktık. Yani örnekleri yaşadığım dünyadan veriyorum ki garipsemeyin yani. Sırf onlara, ustalara az değil. Hepimize bu cinsten gelir. Bir de okuyorum. Bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki hevesleri uyanıp hizmete karşı bir gaflet gelsin ve hakeza. Gayet emniyetli bir mesele, bu bitti, başka bir yer okuyorum. Gayet emniyetli bir mesele, bundan evvel size icmalen beyan ettiği meseleyi tekrar size söylememe kuvvetli manevi bir ihtar aldım. Şöyle ki, perde altındaki düşmanımız, münafıklar, şimdiye kadar yaptıkları gibi adliyeyi ve siyaset ve idareyi zahiri dinsizliğe alet edip bize hücumları akım kaldığı ve Risale-i Nur'un futuhatına menfaati olan eski planlarını bırakıp daha münafıkane ve şeytanı da hayrete bırakacak bir plan çevirdiklerine dair buralarda emareler var. O planların en mühimi şu. Ustada ilk önce nasıl yapmışlardı Nur talebelerine? Birinci şey neydi? Yok etmek için hücum ettiler. Evleri bastılar. Hapsettiler öyle mi? Zehirlediler. Bir kısmını öldürdüler. İşkence yaptılar. Yaptılar ya karakolda mesela Adana'da. Senin kitapların diyor. Ramazan'a bir saat var mı diyor. Risale'de geçiyor ya bu. Tarihçe'de mi geçiyordu? İftara bir saat var Adana'da. Gel diyor, hoca diyor, kitapların Ankara'dan geldi, gel al. Yarın alayım, iftara bir saat var. Hay geldi. İftarlıyken bir saat kalmış. Oraya alıyorlar. İşkence yaparak, dayakla orada şehit ediyorlar. Bu vakaya. Peki ne oluyor şey? Şefin gözüne girmiş. Ankara duymuş, makamını yükseltmiş o adamı. Memuru müdür yapmış. Tarihçe de şöyle geçiyor. Zulmetmek, her türlü işkenceyi reva görmek... Şefinin gözüne girmekte aranıp da bulunmayan bir fırsattı bu. Bedüzzaman'ın zehirlediler maddesini de yazıyor. Şimdi ama bu hücumu ne yaptılar? Baktı ki daha çok yayıldı. Hapishaneler, tefkirler, mahkemeler daha ilanat oldu. Bu sefer çevirdiler. Ne yapmışlar bakayım? O planların en mühim bir esası has sebatkar kardeşlerimizi soğutmak, futur vermek, mümkün ise Risale'ni vazgeçirmektir. Bu noktada o kadar acip yalanları ve desiseleri istimal ediyorlar ki İsparta ve havalisi Gül ve Nur fabrikasının kahraman şakirtleri gibi çelik ve demir gibi bir sebat ve sadakat ve metanet lazımdır ki dayanabilsin. Ne yaptılar? Şunu yapıyorlar. Emirdağ 125'te hücumdan vazgeçtiler. İçimize girdiler. Bizden oldular. Bizim gibi gözüktüler. Tamam.
O tarikatlar, şu bu cemaate bunlar, videolar medyalar yapanlar var ya, onlar yedirip içiriyorlar. Sistemi bozuyorlar. Ondan sonra kuruyorlar tezgahı. Beyin devre dışı olmuş. Kontrol, ilaçta kontrolsüz olan beyni yerine getiriyorsun da kontrollü olanı kontrolsüz yapamaz mısın? Şimdi psikoloji bozuldu, sağa sola saldırıyor, ilaçta düzeliyor. Düzgün olanı bozamazsınız, aynı yok. Hücum etmiyor. Araya girdi. İçimize girdi. Ne yapıyorlar? Dost suretinde hulul edip bizde sizdeniz ya. Ne demek ya? Amenna billah ve bil yevmil ahir. La ilahe illallah'ımızdır. Biz nur talebesiyiz, karamanız. Burada ise buraya tarikatsa tarikatçı oluyor. Hulul edip içeriye giriyorlar. Bak şimdi. Bizden gözüküyorlar. Hizmet edenleri ve etrafında kime tutuyorsa bakıyorlar dedektörle. Ne zaafı var? 6 tane insanda en zaaf noktası var. Mutlaka sen bunlardan bir tanesi sende var. O dedektörle o 6 tane noktanı arıyorlar. Hangisi acaba? Birincisi nedir abi? Hubuca. Makam düşkünlüğü. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki kemalat yolunda en son kalpten çıkacak emraz-ı kalbi budur. Hubuca. En berbat makam sevdalılığı. İkincisi korku, haf, damar, korona vesaire. Aman abim, Allah'tan o kadar korkmuyor ya. Sonra Hazreti Korona. Ne günahlardan insanlar alıkoydu elhamdülillah. Ben de Hazreti Korona diyorum Allah. Birincisi neydi? Makam, hubuca. İkincisi korku. Üç, tamam. Tamam ne? Aç, rızık etmişiz. Aç yani doymuyor ya. Doymuyor. Yani dolabında giyip de yıpratabileceğini kim tahmin edebiliyor? Benim dolabımdaki gömlekleri, çamaşırı ben giyip yıpratacağım ve ondan sonra daha yaşayacağım. Yok. Giyip de yıpratamayacağımız elbiseler varken yine doymuyoruz. Mal da öyle. Demek ki hubuca, tamah. Ne etti? Tamah 3. 4. Menfi milliyetçilik. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Kürd'üm diyene desinler diye. Ne mutlu Türk'üm dersen o da ne mutlu Kürd'üm diyecek, ne mutlu Laz'ım diyecek. Tamam mı? Birbirini tahrik ediyor. F1 eşittir F2. Etki tepkiyi doğurur otomatik. Dördüncüsü menfi milliyetçilik. İslam ne demiş? El asabiyetil cahiliyetil İslami. İslamiyetteki o cahili dönemden şeydir. 5. Enaniyet. 6. Bu okuduğumuz yer. Makam. Sonra bedeni esas almak. Fiili. Bedenini esas alıp düşünmek. Rahatlığını. Ondan sonra memurluk falan bakan bir şey getirmiş. Sonra arkadaşlar hücum ediyorlar. Usta da hapsediyorlar, bunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Yaptıkla baktı tutmuyor. Bizden gözüküp hulul ediyorlar. Ne yapıyorlar? Korkutuyorlar. Süleyman abi duydun mu? Diyecekler sana. Duydun mu? Onu hapse attılar. Dersaneyi takip ediyorlar. Basacaklar. Bastılar basacak. Hatırlar mısınız bu Mehmet abi bu dershaneyi? Söylemiyorum. Ha? Hatırlıyorsun değil mi? Yoktu bu desteği o akşam. Ya. Acayip. Allah'tan akıllı adamdı. Nur Tarihis polis. Birisini görevlendirdi. O kapıda karşıladı. Tamam mesela Mehmet abi hatırlar. Neler çekmiştik. Ama ne yaptı? Hiçbir tanesi hiç. Allah onlardan razı olsun bu şey, bölgenin insanda. Hiç korkmadı. Daha beter bilendi bıçak gibi. Geliyorlar. Gelecekler, bastılar, basacaklar o dönemde kalktı da. Korkutmak mümkünse habbe kubbe edip evham veriyorlar. Evham veriyorlar. Aa şey yaptılar, aa siz böyle yaptınız, sizin abiniz de böyle yaptı, böyle yapacak, size böyle güvar görecek. Tam tersine. Allah aziz ettiğini kimse zelil edemez. Allah zelil ettiğini de kimse aziz edemez. Allah işte. Allah yolunda gideceksin, Allah seni bırakır mı ya? Size işte şöyle edecekler, abinizi içeri alacaklar, büşin gibi sizi basacaklar. Bir evamını tahrik ediyorlar. Neyi? Habbeyi kubbe yaparak. Kabbe ufak bir şey, koca kubbe. Tozu kubbe yapmak. Kabbeyi kubbe yapmak, evham veriyorlar.
aman aman saydaya yanaşmayınız. Hükümet takip ediyor diye zayıfları vazgeçirmeye çalışıyorlar. Hatta bazı genç talebelere hevesatlarını tahrik için bazı genç kızları musallat ediyorlar. Emirdağ 125. Şu tuzağı görüyor musun? Ya bir hulul ediyor. Bu daha tehlikeli diyor ustad. Hucumdan direnir insan. Evet birkaç tane fire verebilir hucumdan korkar. Ama kaleler dışarıdan fethedilmez kardeşim. Munafıkhane girerler. Rusların yaptığı gibi. Hiçbir şey yapmayacağız dedi ya. Yapar mıyız dedi. Teslim tam bir gecede 25 Müslümanı katletti. Öyle kali. Tamam dedi ya. Savaşmadılar. Doğu Türkistan'da öyledi Ruslarla. Tamam tam böyle şey. Anlaşalım dedi. Şey, ayrı bir evlatı alacaksın. Ya müstakilsin savaşmayacağız mesela derken tamam dediler. Teslim oldular. Ondan sonra bütün başlarını katliam yaptı. Allah söylüyor bunlara güvenilmez. Dolayısıyla aman ha yanaşmayınız. Sahide hükümet takip ediliyor. Aman abiniz şu yapmış. Derler ya abiniz şuna laf demiş, buna şey yapmış. Allah Allah. Ustadım bunu demiş ya. Ustadım karşısına çıkmış. Şu iki parmağımı senin kör gözüne sokarım dedi. Benim pirim, bu hizmetimizin en tepesi Hazreti İbrahim Aleyhisselam gitmiş o. Onların putanesinden putların hepsini devirmiş. Öyle mi? Örnek diye derste gösteriyorsun. Çok garibime gidiyor. Böyle bir sözümüz de vardı. Kur'an'ı güzel okumaya yarış yapılıyor. Mükafat veriliyor. Kur'an'ın içerisini güzel anlatanı gene bu hapishane. Kur'an'ı güzel anlatmak demek içerisini anlatmak. İçeriye attın mı? Anlattım. Gir içeriye. Kur'an'ı güzel okumaya gel. Aferin. Görüyor musun şu tuzakları ya? Güzel okumaya mükafat. Güzel anlattın mı içini? Gir içeriye. İçini anlatıyorsun ya. Onun için gör içeriye. E bak. Şimdi böyle dersler de olmuyor ha. Gelsin Allah'a anlatmak, gitsin tabiat risalesini. İnsan nedir? Eylem. Amenu ve aminu salihat. Veysak. İmandan sonra salih amel imanın ikinci cüzüdür diyor değil mi şu alarda? Evet. Ya insan dostunu düşmanı bilecekler. Kaç yaşındasın yavrum sen? 14. Burada yaş Mehmet abi mi yoksa iki Mehmet abi? Mehmet abi kaç yaşındasın abi? 76 ve yan yana. 14-76. Elbette ki bunların bu aynı derste diz dize çökmüşüz. Değil mi? Çok şükür elhamdülillah. Peki dostumu düşmanı nasıl gelecek bu delikanlı? Böyle girecekler aranıza sizin gibi bizim gibi gözükecekler. Ondan sonra biliyor musun bu oyunu olacak, şöyle olacak, böyle yapılacaklar, böyle cevabı evhamını tahrik ediyor. Ondan sonra damdan aşağı düşürüyorlar. Korkmayacaksın kardeşim. Diyeceksin ki bu konuda benim pirim Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yani Allah'tan başka şey korkmuş mu ya? Ya ama haddimizi de hududumuzu bilip doğru adım yapacağız. Her doğruyu her yerde demeyeceğiz. Ama hiçbir yerde demeyeceksin demiyor. Her söylediğin doğru olmalı ama her doğru her yerde deme. Bazı yerde de ya. Ki bilsin. Her yerde deme bazı yerde de yani. Sizin beraatınız ve manen galebeniz zalimleri şaşırttı. Cepheyi burada değiştirdiler. Ne yaptılar biliyor musun? Düşmanane taarruzdan vazgeçip dostane hulul edip has talebeleri Risale-i Nur'un hizmetinden geri bırakmak için memuriyet gibi bir meşgale buluyorlar veya terfiyan işi çok diğer bir memuriyete veya diğer bir meşgaleyi buluyorlar. Burada o neviden çok vakalar var. Ya memur adam alim şey olmuş ya, müdür olmuş. Ondan daha güzel olur mu ya? Maşallah. Harika. Dedesi geliyor değil mi? Baksana hizmette Allah mükafatlandırdı. Memurdu, amir oldu. Oysa bu tuzakmış. Ne yapıyorlarmış? Hulul edip has talebeleri risale... Ya bunlardan bahseden daha yok ha piyasada pek. Bahsetmiyorlar bunlar. Bu dersler bahsedilmiyor. Bunlar hususi zannediliyor Fatih. Bizim var ya Ömer Hoca, imam. Dedi ki, bak ustadın sana, şey, Rüştü abinin sana vasiyetini, solda oturuyordu geçen girişimde. Ustadın vasiyetini, şey, Rüştü abinin vasiyetini yap. Yapmıyorsun dedi. Ne yaptı Ömer? Sana demedi mi? O da şey, 2-3 imani dersten sonra, şey, 2 gün mü ders yaptın imani? Bir tane layık yapacaksın. Yapıyorum.
Evet, başka yok ama az gene diyor. Yani adam doğruyu nasıl düşünsün? Yani hizmet ediyor. Mesela Muhammed Hocam kurs hocası, bak onları getirdi. Kurs. Şimdi müftüye geçirelim. Vay be müdürler. Tamam da evlatlarla hangi imam nereye tayin olacak? Nereye meşgul olacak? Bu çocuklarla meşgul olacak mı ya? Kaç tane talebe getirdin hocam sen? 3 tane. Çok şükür. Elhamdülillah. Sen nerelisin ya? Urfa. Urfa. Sen ne yapıyorsun? Urfa. Sen? Oo, Urfa. Maşallah. Ustad ne demiş Urfa için biliyor musunuz? Taşı ile toprağı ile gümüştür değil altın. Mübarektir. Altındır, mübarektir demiş. Urfa taşı ile toprağı ile mübarektir. Rize için bir şey demedi. Rize zaten mübarek ya onun için. Yok, ustad demiş ki Karadeniz'i demiş sağ tarafımda görüyorum. Biliyor musun? Tamam, var ya. Çok şükür. Size bir şey söyleyeyim. Hazreti Muhammed nereliydi aleyhissalatü vesselam? Arap. Ustadımız Kürdistan'da. Ama Allah nereli? Allah. Mesela kar yağar kutuplarda, yağdırılır. Sıcak olur ekvatorda. Ama güneş nereli? Dünyanın sağından mı, solundan, önünden, arkasından. Güneş her yerli. Güneş nasıl ki dünyanın her yerindedir, o zaman onun memleketi yoktur. Allah da güneşin sahibi olduğu için Allah'ın memleketi yoktur. Çok şükür, elhamdülillah. Evet. Yağmur mu yağdırılıyor? Evet. Allah Allah, maşallah, çok şükür. Memuriyet gibi veya meşgale buluyorlar, diğer daha yüksek meşgaleyi buluyorlar. Burada o neviden çok vakalar var. Bu taarruz bir cihette daha zararlı görünüyor. Kastamonu 147. Maşallah şu yanına. Resmen. Bu hücum yolları uzun çeker. Bu uzunlukta kısa keserek dikkatli fehminize havale ederiz. Nedir o? Kardeşim bak. Hizmet mi ediyorsun bir yerde? Devlette, camide, çay alım yerinde, evinde. Bak böyle. Makam bırak. İnsanlara ben bu hakikati neyle daha çabuk, daha fazla insana ulaştırır? Ben bu hakikati daha çok insana nasıl ulaştırırım? Bak ben ne yap? Örnek için söyleyeyim. Beni hücreye koydular. Tek. Diğer koğuşlar var. Nasıl ben bunlara ulaşacağım? Hiç kimsenin tipini görmüyoruz. Teknik kulübe. Kapı arası var ya, kapı arası. Kapı arasında böyle konuşuyorduk. Ezan vakit ezan okuyordum. Bari ezan duysunlar derdi. Allahu Ekber. Ezan okuyordum. Sonra baktık olan bu ezan okuyor. Hoca 84. Bak, bir şey anlatmak için, haşa kendimizin azamını vermek için değil. Her fırsatta kendini düşünme. Ben buradayım, ne yapacağım ya, beni şöyle yaptılar, böyle oldu. Dışarıda kıyamet var. Hayır. Ben buradayım, şimdi ne yapacağım? Hizmet nasıl yapacağım? Kapı arasında. Evet, bölüm 84 bölüm. Hoca, bazen dokundu. Ondan sonra orada kapının arasında salına konuşuyor. Gardiyan da dinliyor tabii. Kim dinliyor bilmiyor. Soru soruyorlar, cevap veriyordum falan. Yani ne olacak değil. Buradayım, vazifem ne? Şimdi ne yapmam lazım? İnsanlara ne kadar daha fazla ulaşabilirim? O dediğin zaman Allah kapılarını sana gösteriyor. Ey kardeşlerim, dikkat ediniz. Vazifemiz kutsiyedir. Ey kardeşimiz, ey kardeşlerim, dikkat ediniz. Vazifeniz kutsiyedir. Hizmetiniz ulvidir. Her bir saatiniz bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Biliniz ki elinizden kaçmasın. Bir daha. Ey kardeşlerim. Şuraya bak. Ustadın talebelerim demiyor ha. Ben olsam talebelerim. Dikkat ediniz. Vazifeniz kutsiyedir. Vazifeniz kutsiyedir. Yani sizin Urfa'dan geldiniz. İnan bana öyle bir vazifeniz var ki ondan daha ileri bir şey olmaz. Allah'ın kelamını buraya koyacaksın. Hafızlık yapıyorsun değil mi? Hafızlık. Bak siz yapıyorsunuz. Bu Kur'an'ın
İlk önce öğreniyorsun, sonra yükleyeceksiniz. He. Bu vazifemiz kutsiyedir. Hizmetiniz ulvidir. Her bir saatiniz bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Ne yapacağız? Biliniz ki elinizden kaçmasın. Bil bunu. Bu nimet herkese verilmiyor. Vakıf kardeşler, bilmek lazım başta ben. Elimizden kaçılmasın. Ondandır ki o şuurla, o sıkıntıda şu duayı diyorum. Aman aman beş vakit diyemiyorsam da üç vakit diyorum. Ya Rabbi, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı istihdam ettiğin hizmet imani Kur'aniye'de bu hizmetteki vazifedarlığımızı, talebeliğimizi elimizden alma ya Rabbi. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımdan dolayı hizmet-i imaniye, Kur'aniye elimden alma Allah'ım. Ya Rabbi, beşeriyetim iktizası olan günahlarımdan dolayı hizmet-i imaniye, Kur'aniye'yi elimizden alma. Bu sahadaki talebeliğimizi, hizmetimizi elimizden alma ya Rabbel Alemin. Vâhir davâhum. Bunu وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة